Fethullah Gülen Hoca Efendi, ne olur bir kırık cümle ile bile olsa rica ediyorum aleyhlerine bir kelime konuşmayın. Allah'ın rızası için sizden rica ediyorum. Çünkü bunlar hakikaten zirve insanlar. Onlara değil kendimize yazık ederiz. Ve burada tekrar bizi dinlendirme adına çok güzel bir ilahiye kulak veriyoruz. Mustafa Akbaş Beyefendi ve saz arkadaşları bizi güzel bir ilahi dinletiyorlar efendim. Oh,
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, bu Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Değerli hocam, Rabbimizin bize öğrettiği en güzel öğretilerden ve Kur'an-ı Kerim'imizin üzerinde en çok ısrarla durduğu şeylerden birisi innemel mü'minune ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum. Muhakkak ki müminler kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Bozuk olan ilişkilerini tamir edin, düzeltin. Herhalde bir toplumu ayakta tutma adına evet. En önemli özelliklerden, müminlere gerekli olan şeylerden birisi de ıslah hareketinin başında olmaları değil mi hocam? Aynen öyle efendim. Yani evet yapmak zordur ama o çok onurlu bir meslektir. Yıkmak çok kolaydır. Çünkü fesat ehli, o haber servis eden fasıklar yıkmak vazifesiyle vazifeli oldukları için işleri kolay. Ama ıslah etmek demek, yapmak demek, imar etmek demek. O imara güzel bir bina koymak demek. Dolayısıyla her zaman bu vazifeyi yapanlar ağır vazifeye talip olmuşlardır. Ama bu Allah'ın indinde çok makbul, çok onurlu bir vazifedir. O büyük müfessir diyor ya, hani 4 tane işçinin eline bir balyozu verin, 5 katlı bir binayı 2 gün içinde, 5 gün içinde yıkar. Adeta yok ederler. Oysa o 5 katlı binayı yapabilmek, vücuda getirebilmek için 6 ay gereklidir diyor değerli hocam. Tabii. Demek ki burada bir takım kaynakların yalan yanlış haberlerine de itibar etmemek lazım. Çünkü onlar ülkemizin huzurunu bozma adına, ülkemizin birliğini bozma adına yalan haberleri servis ederler. Bugün her vesileyle söylüyoruz, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü korumak, kardeşliğimizi konuşturmak, birliğimizi ve beraberliğimizi konuşturmak, ittifaklarımızı konuşturmak, ihtilaflarımızı değil, ayrılıklarımızı değil, sürtüşmelerimizi değil, ülkemizin ağzının tadını kaçıracak asayişi bozma değil, neyi konuşturmamız lazım? Sevgiyi, birliğimizi. Buyurun. Sevgiyi, muhabbeti, birliği. Devam ediniz hocam. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, efendim, ittifaklarımızı, birlikte paylaştığımız yüksek değerlerimizi konuşturalım. Aynı ülkenin insanlarıyız. Ülkemiz bir, memleketimiz bir, bayrağımız bir, efendim, İtikadımız bir, ne kadar kıblemiz bir, ezanımız bir, Kur'an'ımız bir, bütün birlikteliklerimizi konuşturmak lazım. Yalan ve yanlış haberlerin kaynağına çok dikkat etmek lazım. Yine Abdullah İbni Selam'a geldiğimizde, münafıklar o da yalan konuşabilir derken, Abdullah İbni Selam ne diyordu? Bu yüzde yalan yoktur diyordu. İsterseniz buraya bir not daha düşelim mi efendim? Baktığımız ne kadar? Hocam ezan hemen okunmak üzere. Bir dakika. Bir kısa hocam. Efendim, eğri büğrü yollar Efendimiz de düzeldi ve sırat-ı müstakim oldu. Karanlıkta yaşayan insanları hayret ve şaşkınlıktan o kurtardı. Peki biz de ona inandık mı şimdi? O halde biz de dikkatli olmamız lazım. Sevgili seyircilerimiz, Ankara için iftar vakti. O güzel sese kulak veriyoruz. Allah oruçlarınızı kabul buyursun efendim. Amin. Eşhedü en la ilahe
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Amin. Allahümme Rabbe hazihi daveti tamme ve salatil gaime ati seyyidena Muhammeden il vesilete vel fazilete ve derecetel rafiyatel aliye ve asu ilahi makamen mahmuden illezi vaatte inneke la tuhliful mi'at. Sevgili seyircilerimiz, reklamlardan sonra huzur muhabbette birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Sevgili seyircilerimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir beyanıyla, güzel bir hadisi şerifiyle yine sizlerin huzurunuzdayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı o kadar önemli ki adeta toplumsal birlikteliğimiz ve huzur içinde yaşamamızın ön verilerini bize sunan çok kıymetli bir hadis-i şerif. Bakınız, sizler de dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: Men yatmenu li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi atmenu lehul cenneh. Kim bana iki dudağıyla, bağışlayın beni, İki dizinin arasını, yani avret mahallini koruyacağına dair söz verirse, ben de ona cennete dair söz veririm. Sevgili seyircilerimiz, bakınız, iki dudağın arasını koruma, insani ilişkileri devam ettirme, huzur içinde yaşama ve toplumda bütünlüğü, sevgiyi hakim kılma adına en önemli etkenlerden birisidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meyanda bir sözünde men kethura kelamuhu kethura lagatuhu buyuruyor. Çok konuşan insanın takılması, sürçmesi ve hatası çok olur. Ve bir diğeri de adeta o da toplumu ayakta tutma adına çok önemli bir şey ki kim bana iki dizinin arasını koruyacağına dair, yani avret mahallini koruyacağına dair söz verirse, ben de ona cennete söz veririm. Allah bizleri inşallah bu iki mesele hakkında iffetli olan ve gerekmedikçe konuşmayan kullarından eylesin. Buyurun. Çok değerli müftüm, müsaade buyurursanız şu ayeti kerimeye girmek istiyorum. Memnuniyetle. Aziz seyircilerimiz, şimdi hocamızla değerlendireceğimiz ayet-i kerime o kadar önemli ayet-i kerime ki ve bize birliğimiz adına, dirliğimiz adına, toplumsal ve sosyal hayatımız adına çok önemli öğretiler sunan bir ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuşlar:
Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Ey iman edenler, bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. Umulur ki alay edilenler edenlerden Allah katında çok daha hayırlıdır. Ve kadınlar da kadınlarla alay etmesin, istihza etmesin. Çünkü yine alay edilenler edenlerden Allah katında çok daha hayırlı olabilirler. Değerli hocam, bu ayeti kerime de bizim sosyal ve içtimai hayatımız adına, birlikteliğimiz adına çok önemli öğretiler sunmuyor mu efendim? Efendim tabi sunuyor efendim. Şimdi birlikteliğimiz çok önemlidir. Birliğimiz, birlikten kuvvet meydana gelir. Taş taşa dayanır, tuğla tuğlayı destekler. Harç iyice karılırsa ne olur? Bina, bina sağlam olur. Değil mi? Tabii binanın temelleri de önemlidir. Binanın temellerinin de sağlam atılması lazımdır. Dolayısıyla bugün belki her günden daha çok birlikteliğimize ihtiyaç vardır. İnsanların birbirlerine tepeden bakmasını İslam uygun görmemiş. İnsanların şu noktaya bir dikkat edebilsek muhterem İsa hocam, İnsanların malları eşit kıymettedir. İnsanların canları eşit kıymettedir. Yani genel müdürün canıyla efendim büroda çalışan bir memurun canı arasında fark yoktur. O genel müdürlük bir ünvan olayıdır. Ama can olarak herkesin canı kıymetlidir. Herkesin malı kıymetlidir. Herkesin namusu kıymetlidir. Herkesin şeref ve onuru kıymetlidir. Yani toplumu bir tarafı şeref ve onuru kıymetli değil diye ötekileştirirsek bu ülkeye ve insanlığa yapacağımız en büyük kötülük olur bu. Ötekileştirme yoktur. Ülkemiz 81 vilayet midir efendim? 81 vilayetin insanları bu ülkenin çocuklarıdır. Hepsi bu ülkenin hepsi hepimizindir. 81 vilayetin tamamı 81 vilayetteki insanlarındır. Eşit haklara sahibiz. Hepimizin şerefi aynıdır. Hepimizin onuru aynıdır. Hepimizin canı aynı kıymettedir. Hepimizin malı aynı kıymettedir. Hepimizin namusu aynı kıymettedir. Değerli hocam, ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Estağfurullah. Bu iftar vakti devam ediniz efendim. Bu itibarla birbirimizle alay etmek, birbirimizi küçük düşürmek, bazı bölge insanlarını aşağılamak, emin olun İslam'la taban tabana zıt olan şeylerdir. Kesinlikle efendim. Şimdi hatta birbirimizde kusur aramak. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, muhterem İsa hocam, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt'in başı ve babası olan, ben diyor, kendi kusurumla meşgul olacağım diye, kendi kusuruma bakacağım diye, kendi kusurlarıma dikkat edeceğim diye, başkalarının kusurlarıyla meşgul olacak vakit bulamadım diyor. Buyurun bakalım. Velayeti Kübra makamında bir zat. Velayeti Kübra, efendim, Velayeti Kübra, akrabiyeti ilahiyenin inkişafıyla oluyormuş. Büyük beyin bunu ne kadar güzel anlatmış. Biz reçel kavanozun dışından yalıyormuştuk. Hayır, kitaplarımız anlatmıştır ama biz oralara uzanamıyorduk. Yani güneş ışığının bize gelmesi gibi. Akrabiyeti ilahiyenin inkişafı. Bir de gurbiyetin inkişafı var, bizim güneşe uzaklığımız gibi. Şimdi akrabiyeti ilahiyenin inkişafı Türkiye'den bugün kendilerine huzur dileyeceğimiz Mısır halkımıza ve evet kendilerine huzur ve huzurlu Ramazan, huzurlu bayramlar dileyeceğimiz Suriye halkımıza, evet bu Ankara'dan kalkıp Suriye'ye varıvermek uçakla, Ankara'dan kalkıp Sina çölünü geçerek Mısır'a varıvermek akrabiyet ilahiyenin inkişafıymış. Ne demek?
direkt hakikate adım atıyor. Risalet Mektebi'nin, Risalet Medresesi'nin talebeleri oldukları için direkt hakikate geçiyorlar. Biz ise, yani kurbiyet ise yürüyerek geçmek veya vasıtayla gitmek gibi, o biri uçakla gitmek gibi. Böyle bir velayeti kübra makamında olan Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin dilinde ifadesini bulduğu gibi, o da Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Onlar asrının bütün manevi mesuliyetlerin üzerinde taşımışlar. Keramet diyor, kabı dar olanların işidir diyor. Hazreti Ali'nin kabri geniş oldu. Arkasındaki çift hançerli o şeyi, suikastçıyı neden göremedi? Neden göremedi? Keramet diyor, kabı dar olanların işidir. Onların kapları çok geniş olduğu için o arkasındaki o içli köleyi göremedi veya onu mescitte kapısında şehit etmek üzere bekleyen neydi haricilerden? Hariciler çok yanlış yola saptılar. Haricilerden... Lülü olması lazım. Evet. Efendim, Lülü. Onu niye göremedi? O kabı dar olanların işidir. Hocam keramet. Allah göstermezse Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bile olsa göremeyebilir. Çünkü Rabbimiz göstermemiş hocam. Kesinlikle peygamberine doğru. Peygamberine de bazen göstermiyordu. Efendim bunu Yakup aleyhisselam en güzel şekilde ifade etmemiş mi? Demek ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri de bunu farklı bir lisanla ifade ediyor. Aynı anlamı taşıyor. Şimdi böylesi bir makamda olan Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben kendi kusurlarıma bakacağım diye başkalarının kusurlarıyla meşgul olacak vakit bulamadım diyor. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul için iftar vaktimiz Ezan-ı Muhammediye, hep beraber kulak veriyoruz efendim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
Sevgili seyircilerimiz, toplumsal hayatımızı koruma adına Yüce Rabbimiz ve Hazreti Kur'an'ımız bize o kadar güzel öğretiler sunuyor ki, işte onlardan bir tanesi de Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, la yeskhar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Ey iman edenler, asla bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. Alay edilenler edenlerden daha iyi olabilir. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ. Ve kadınlar da asla diğer kadınlarla alay etmesinler. Zira alay edilenler edenlerden Allah katında çok daha iyi olabilir. Safiye validemiz var. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın biricik zevcesi Safiye annemiz. Hayber Yahudilerinin reisinin kızı. Ve diyor ki, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile evlenmeden önce insanlardan en buğz ettiğim, en çok kızdığım insandı. Ama ne zamanki hane-i saadetlerine girdim, onun edebini, kibarlığını, bize davranışını, gözünden aşkın sevmesini bizi gördüm, insanlardan en çok sevdiğim oldu. İşte o validelerimizi bazı annelerimiz belki kıskanıyorlardı, güzel bir annemiz olabilir. Ve ona bir gün dediler ki, ey Yahudinin kızı. Bu Safiye validemize o kadar dokundu ki, geldi Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, bana Yahudi kızı diyorlar dedi. Efendimiz ona döndü dedi ki, ey benim güzel Safiye'm, onlara şöyle diyemedin mi? Benim babam Harun, amcam Hazreti Musa, beyim de Hazreti Muhammed Mustafa'dır deseydin ya. Allah Allah. Bakınız. Ve yine Safiye validemizle alakalı bir anekdot. Annemizi, demek ki Ayşe annemiz, o pak annemiz, hanımlar arasında böyle bir takım ufak sürtüşmeler olabilir, kıskançlıklar olabilir. Beyler arasında oluyor ki niye hanımlar arasında da olmasın. Ayşe annemiz bir gün Safiye validemizi işaret ederek Allah Resulüne diyorlar ki, ya Resulallah, o Safiye de birazcık kısa mı nedir falan, yani boyu biraz kısa şeklinde ifadede bulununca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birden kaşları çatılıyor ve diyor ki, ya Ayşe, lev kulti inneki kulti kelimeten, muhakkak ki sen öyle bir söz söyledin ki, لَوْ مَزَجْتَ بِمَا الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ لَوْ مَزَجَتْ بِمَا الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ. Sen öyle bir ses söyledin ki ey Ayşe, eğer bu söz denizlerin suyunun arasına karışsaydı bütün denizleri kirletirdir diyor. Allah aşkına size soruyorum, Ayşe annemiz ne demişti sevgili seyircilerimiz? Temiz gönüllüler, pak vicdanlılar. Burada ne var bu sözde? Biraz boyu kısa ya Resulallah. Onda olan bir şeyi söylemişti ama Efendimizin tepkisi çok şiddetliydi. O hanenin içindeki bir hanımefendi için böylesine bir söz bile adeta inneki kulti kelimeten lev mezecet bima il bahri le mezecetu. Sen öyle bir söz söyledin ki ey Ayşe, eğer o denizlerin suyuna katılsaydı o denizleri kirletirdi diyor. Oysa aziz seyircilerimiz, biz birbirimizle alakalı, pak eşlerimizle alakalı, beraber görev yaptığımız insanlarla alakalı, dostlarımızla alakalı öyle şeyler söylüyoruz ki, kusura bakmayınız, ne arkadaşlık bırakıyoruz, ne samimiyet bırakıyoruz, ne dostluk bırakıyoruz, ne akrabalık ilişkileri bırakıyoruz. Hatta bağışlayın beni, sözü geçtim ben. O kadar incitici tavırlar yapıyoruz ki, kendi vicdanlarınıza sorun. Biliyorum ki şimdi sofradasınız. İftar sofralarına oturmuş aziz kardeşlerim, aziz müminler, her biri birbirinden kıymetli ve değerli insanlar. Kendi pak vicdanlarınızla konuşun. Bize kırılan insanlar haklı değiller mi? Hani Alvarlı Efe Hazretleri diyor ki, kurban olayım ben ona,
Allah Resulüne aşık insan, Alvarlı Efe Hazretleri, incitme bir canı, incitirsin arş-ı rahmanı, incitme bir canı, yıkarsın arş-ı rahmanı. Oysa biz neler yapıyoruz? İnsanları kırma adına damatlarınızı da incitiyorsunuz, annelerinizi de incitiyorsunuz, sebebi hayatınız babalarınızı da incitiyorsunuz. Keşke Ebu Bekir'in radıyallahu anh efendimizin sözüyle huzurunuzdan ayrılacağım. Şu söz Ramazan'ın sözüne kadar, sonuna kadar kulaklarımızda benim de sizin de çınlayıp dursun. Levedittu enni kuntu şecereten tu'zat. Ne kadar isterdim bir insan olacağıma ağza alınıp ısırılan bir ağaç olsaydım, bir misvak parçası olsaydım. Mevlana Hazretleri diyor ki, nice insan gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Sevgiyle, şefkatle, huzurla o mübarek evlerinizden, o mübarek iş yerlerinizden ve pak huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir kere daha alemin tek sahibine, Hazreti Allah'ımıza ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şefaatine havale ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Allah'ı diyelim, kalpten pası silelim. Gelin Allah'ı diyelim, kalpten pası silelim. Alemler seyredelim, Allah Allah dedikçe. Alemler seyredelim, Allah Allah dedikçe. Burada tevhid çekilir, melekler saf saf gelir. Hepsi tek bilgisidir, Allah Allah dedikçe. Ya Allah, bu Allah, ben rahmeti bulurum. Ya Allah, bu Allah, her derde derman Allah. Hakk'a başlandı, ismi celal hızlandı. Fikri Hakk'a başlandı, ismi celal hızlandı. Arş-ı âlâ sallandı, Allah Allah dedikçe. Arş-ı âlâ sallandı, Allah Allah dedikçe. Gafil olma naciya, Hakk'ı zikret daima. Seni zikreder cüda, Allah Allah dedikçe. Ya Allah, bu Allah, ey rahmetin o Allah. Ya Allah, bu Allah, her derde derman Allah. Aşkın meyine ben kane geldim, aşkın meyine ben kane geldim, şevki doğduğuna hoş yöne geldim. Hay hay şevki doğduğuna hoş yöne geldim. Aşıklar Hakk'ı zikri kurmuş aşıklar. Benden zahmında hoş yöne geldin. Hay hay benden zahmında hoş yöne geldin. Can ellerim
can ellerinden gelmişem, fani mekanım eylerem. Oğul ülkelerin kalmışam, ben bu cihanım eylerem. Oğul ülkelerin kalmışam, ben bu cihanım.